Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız olsun. Xitay Saven nahisi de bir kancı camiyini çekivetken. 26 sentabr zimistan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonning Savan nohiyasida bir qancha masjidni majburiy chaqib o'tgan. Xabarda bu yil 3-chi oyda Savan nohiyasining Shanghudi yeziliq partikom 4 musulmonni tutqun qilish orqali yezi aholisini qo'rqitib, masjidni o'zim xohlab chaqdim deb imzo qo'yishga majbur qilganligini, 4-chi oyning 25-chi kuni masjidni majburiy chaqishga boshlab, dal 5 kunda chaqib bo'lganligini Yezidiki musulmonlar Xitoyning tutqun qilishidan qo'rqib ibodat qilayotgan masjidga yaqin kelolmaganligini, Xitoy doiralari masjidni chaqib bo'lgandan keyin 5500 yuan xajlab, qizish mashinasi bilan masjid o'rindagi qish kesaklarini yer ostiga ko'mib, masjidning o'rnini hech ish bo'lmaganda qilib qo'yganligi oshkorlangan. Bu yil 4-chining 17-chi kuni Kona Savan bozori janubiy yo'ldagi bir masjidni majburiy chaqib o'tib Masjiddagi gelen ve caynamazlarının hammasini mecburi köydürüvetken. Masjid ornidiki köymegen nerslerini yer astığı kümüp, masjid ornini sodigerlerge icarige bergen. Saven nahisinin başkı yesisiden yeni töt masjidini mecburi çekip, masjidinin ornini tüzlep hiç kandak iş yüz vermegen de kılıp koygan. Kanada Xitayni Uyghurlarga muamelesini özgertişke çakırdı. Kanada hükümet emeldarlarının bildirişçe Kanada emeldarları Birleşken Milletler Teşkilatı'nın New York'taki baş şitabıda Xitay'ın Uyghur Müslümanlarına karıtılan zulümünü toxtışkı çakırdı. Xitay rejiminin Uyghurlarını bastırışı barğansırı küçüğü vatkanda bunu ayıplaş mezmundaki çoğukallarımı köplep otturuğa çıkmakta. 25. sentabr günü Birleşken Milletler Teşkilatı yığını katnışı vatkan Kanada Başministeri Justin Trudeau Uyghurlarının xorluqqa uçura vatkallıqını əsildip, Xitay rejimini bu axtı düşünce bilişke çakırıp, ''Mən hər qetim dünya rəhbərleri bilən oltırgan çeğimdə, bulubmu insani hüquq məsilisi bar rəhbərler bilən körüşkəndə, mən onlarga çoxum insani hüquq məsilisini tilğa alımən'' dedi. Fransiya xəbər agentliqinin xəbirdə eytilişçe, Kanadanın Taşqı İşlər Ministeri Christian Freeland özünün aldınq günü Xitay Taşqı İşlər Ministeri Wang Yi bilən körüşkəndə, Uyghurlar məsilisini alahidi tilğa alğanlıqını bildirgən. O bu axta muhbirlarga söz qilib, bizdek erkinlikte yaşayotgan xalqlarının erkinliki yok kişiler üçün kökrek girip otturğa çıkış mecburiyetimiz bar degan. Xabarda aytilishicha Xitay rejimi izchil Birleşken Milletler Teşkilatı ve başka teşkilatlarının bu axtaki dokulatlarını inkar qilib, özlerinin asabilik ve terrorlukka karşı köreş qilayotganligini teşvik qilib kelgan edi. Xitay rejimi Sharq Turkistan'daki lagerlarının mevcutluğunu inkar qilayotganda Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo 100 minglagan Uyghurning lagerlarga qamalganligini ayiblab, Xitoy rejimini dini bostirishda tanqidlagan edi. Kanadaning bu haqda oshkora ifoda bildirishini bir qism analizchilar Uyghurlar masalasining texami yaxshi belinishidagi bir aktiv qadam deb qaramoqda. Uyghur yoshlari Nyu-Yorkda yana namoyish qildi. Uyghur agentliqining xabarida bildirilishicha, Amerikaning Washington alohida rayoni atrofida turadigan 30 atrofida Uyghur ammasi 25 sentabr Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh shtabi Nyu-York shahrida Xitoy tajovuzchilarining besib olingan Sharq Turkistondagi Uyghur qazaq qatorliq musulmonlarga qarshi elib berayotgan bostirishlarga qarshi namoyish elib bordi. Namoyishchilar oldingi kuni kecha Washingtondan yo'lga chiqqan bo'lib, 6 soat yo'l yurib Nyu-Yorkka yetib kelgan. Nyu-Yorkda qattiq yomg'ir yoqqan bo'lib, namoyishchilar namoyishni davomlashtirgan. Namoyish Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati boshchiligida elib berilgan bo'lib, namoyishga Salih Xudoyar va dadasi Setivaldi Hajim yetakchilik qilgan. Yomg'irda Sharq Turkiston davlat marshi yangrigan manzara yoshlarni hayajonga solgan. Amerika uyg'urlari boshqa millat va tashkilotlar bilan hamkorlashib, 18 sentabr kunimi o'xshash yerda namoyish elib borgan edi. Bu ularning o'tgan qatimliq namoyishni davomlashtirishi bo'lib hisoblandi. Pakistanlıqlar Uyghur ayollarını qutquzish üçün namayiş qildi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Sharq Turkistondagi siyasi bostirishning kengayishiga ergishib, 2017 yili Pakistanlıq sodigarlarga yotliq bo'lgan bir qism Uyghur ayollarining Qashqarda tarbiyalashga elib ketilganligi ma'lum bo'lgan edi. 25 sentabr kuni Pakistanlıq sodigarlardan bir qismi Beijingdagi Pakistan elchixonasi oldida namayiş qilib,
Pakistan hükümetinin bu mesele hakkında Xitay'a besim kılışını talep kıldı. Reuters agentliğinin 25. sentyabrdaki haberde aytilishicha, namoyishchilarning biri Mirzi İmran Beg Maralbeşilik Malika Mehmet bilen toy kılgan. Bu yıl 33 yaşqa kirgan Malikam 2017 yılı yurti Maralbeşiliki terbiyelash lagerida 2 ay ögünish kılgan. Ama lagerdin kuyup berilgandan keyin yurtidan ayrılışqa yol koyulmagan. Onun ve 4 yaşlık oğlunun pasportumu tartib edilgan. İmran Beg bu vaqtda muhbirga söz kılıp, elçixanımızga ahvalını etsam kütüp dur, 1-2 gün kütüp durlu deydi o degen. Seyşembe günü Pakistanlıq Saudigerler hakkında sual soralganda, Xitay Taşqi İşler Ministerliğinin bayanatçısı Gın Şuan özünün bu işlerden habersiz ikkenlikini bildirdi. Namayışçılardan Miyan Şahit İlyas muhbirlerinin sualıga cevap bergende, Uyghur ayalının 2017 yılı tutkun kılınganlıqını, özüge oxşaş Uyghurlarga öylengen Pakistanlıqlardan 300 neçik kişinin Xitayda tutkun kılıngan Uyghur ayalılardan hiç kanda haber alalmayvatkanlıqını bildirgen. O bu vaqtda söz qilib, bu Xitayning zo'r xatoligi. Ilgari kishilar Xitayning musulmonlarga qandoq muomila qilayotganligini bilmaydi. Hozir hamma odam bilib ketdi degan. Xalqaro qalamkashlar yig'inida jazo lagerlari masalasi o'tirg'i qo'yildi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha 9-yanning 25-chi kuni Xalqaro qalamkashlar markazining umumiy yig'ini Hindistan'ın janubidagi Pune shahrida resmi başlangan bo'lib, yig'inda turma ve jazo lagerlariga solanan Uyghur ziyolilarining masalasi o'tirg'i qo'yilgan. Xalqaro qalamkashlar markazi 1929 yili qurilgan bo'lib, Hindistan'ın Pune shahrida o'tkazilgan bu qitimliq yig'inga Xalqaro qalamkashlar markaziga qarashli 60 davlatdagi qalamkashlar tashkilotining ko'plagan a'zolari qatnashdi. Uyghurlarga vakolatan Xalqaro qalamkashlari Uyghur markazining raisi Hamid Hamrayev bilan Baş katibi Aziz Aysa Qatarlıq 2 nəfər kişi iştirak qıldı. Bu yıl Hindistanın qurğuçı rəhbəri Gandhinin tuğulğanlığına dəl 150 yıl bolğan bolup, bu münasibət bilən Xalqaro Qələmkeşlər Mərkəzinin qurultayı Hindistanda çağırıldı. Aziz Aysa Əpendi Xalqaro Qələmkeşlər yığında Amerika Qoşma Ştatları və Avropa dövlətlərindən gələn yazğıçılarının Uyğurlarga bolğan qızıqışının yuqarı ikkənligini bayan qıldı. Aziz Aysa Əpendinin aytdığı müzakirədə müstəqil Xitay Qələmkeşlər Cəmiyyəti Daniya ve Şivisiya Qalemkeşler Cemiyeti şunlaqla Uyghur Qalemkeşler Cemiyetleri Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerini taqaş talepini otturgu koygan. Aziz Aysa Efendi yığın ceryanda noktalık halda Uyghurlarının hazırki iğir vaziyetini otturgu koyuş kütürüşü dağalıqını bayan kıldı. Uyghur Qalemkeşler Merkezi Reisi Hamid Hamrayev Efendi bugün Tınıçlıq Komiteti bilen Qalemkeşlerinin hak hukukunu Qoğdaş Komiteti de Uyghur yazgıçılarının meselesinin müzakirge koyulduğalıqını Yığın ahırda bu vaqtda qarar maqullandığanlığını bayan qıldı. Bu qitimki yığın jarayanında 27-28 sentyabr kunları irqi kemistikki qarıştırış temasida yana bir yığın bilan muhbirlarni kutib olish yığını ötküzildigan bo'lib, bu yığınlardamı Uyghurlarning hozirgi haddidan tashqari iğir vaziyeti o'ttirg'i qo'yildi ekan. Xitay xalqaro jamoatning oldida o'zini oqlashga tirishmoqda. Sharqi Turkistonda 1 milliondan ortiq kishining yig'ib olish lagerlariga solinishi va Uyg'urlarning dini va milliy kimligining cheklimlariga uchrayotganligidan iborat siyosiy vaziyatning barg'ansiri yomonlashishiga agishib, xalqaro jamoatning bu masalaga bo'lgan diqqatining barg'ansiri eshib menayotganligi ma'lum. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy rejimining xalqaro jamoat fikrini burash uchun buningga mos holda faol harakatlanib, o'zini oqlayotganligi diqqat qo'zg'imoqda. 25 sentyabr kuni Xitay rejimining nashr abkari bo'lgan Yarshari vaqt kezdi bosh maqola e'lon qilib, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning Xitay rejimi Uyg'urlarning dini e'tiqodini yo'qotishga kuch sarf qilayotadi degan tanqidini qat'iy qabul qilishga bo'lmaydiganligini bildirgan. Shuningdek, o'zlarining terrorlik va asabiylikning ziyonkashligiga uchrab turuqliq Uyg'urlar diyoriga zo'r sonda askar avatib urush qilmaganligini faqat qattiq boshqurish jarayonida ozg'ini sondagi ziyon zahmat hodisalarining ko'rilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Shu kunning o'zida Xitoyning Hindoneziyada turishliq bosh elchisi Xiao Chan Hindoneziyadagi eng cho'ng gazetlardan bo'lgan Jakarta pochtasi gazetida maqola e'lon qilgan. U maqolasida Uyg'urlar diyoridagi diniy e'tiqod erkinligining to'liq kafolatga ega bo'lganligi, Uyg'urlarning baxtiyor turmushga kirayotganligi, Ramazon mazgilida masjidlarning to'limi avatlashib ketadiganligi, har qaysi joylardagi cho'ng masjidlarni remont qilishga ko'plab mablag' ajratayotganligi, navbatdagi Xitoy rejimining terrorlik va asabiylikka qarshi kurash qilayotganligi haqida uzundan-uzun vaz aytgan. Shuning bilan birga Hindoneziya Islom ummatini boshlab Urumqida ziyorati bo'lgan Said Aqil Siratning Yanghang masjidida Uyg'urlar bilan namoz o'qiganligi haqidagi so'zlarini o'z so'ziga isbot tariqasida o'ttirib qo'ygan.
Ama Amerika'nın Tennessee ştatıdaki doktoru Taku O. Sonoda'nın 23. sentyabr günü kündülük vakit gezdiği tahrir bölümüne yazgan Şinjan'da zor kırgınçılık yüz vermekte serlevhilik uçuk hedini Xitay rejiminin Uygurlar hakkındaki özünü aklaştırığı berilgen en canlıq tanqid deyişki buldigen. Xatning avtori Uygurlar bilen hiç qandaq tonuşluğu bulmağan bir içki keseller doktoru bulup, her qaysi akbarat vasıtırdı elan kılınmatkan milyonluğun Uygurlarının lagırlarına kamilişi hakkındaki haberlerden Uygurlarını bilgen bir kişi. Onun eytişçe o Kaşgar aerodromida insanın içki azalarını yötkeş üçün maksus tekşürüş eğizi tesis kılınğanlıqını körgen. İçki azaları suğur velinğan ekin, o kişinin bedeni ceset köydürüş oğrularda bir yaklık kılınışı ihtimalığı tolumu yakın bulup, yakından buyan bu hıl tutkun ve ceset köydürüş faaliyeti köpeymekteyken. O Xitay rejiminin nöbette terörlük ve asabilikki karşı küreş kılıvatkallıkı hakkıdaki bayanatlarını ayıplab, Xitay rejiminin kılıvatkalları addeli dini bastırış emez. Ular Uyghurlarının esirler boyu devam kılıp gelgen müstakil Şarkı Türkistan kuruş yoludaki karşılıkını yoktışkı urunmakta deydu. Amerika Tayvan'ga qoran setib berishga munosabatli qarorni ma'qulladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan'ga 330 million dollar qimmatida harbiy asliha setib berishni ma'qulladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa ministerligi Pentagon bayonot berib, Tayvan'ga F-16 va boshqa harbiy aeroplanlarga kerakli 300 million dollar qimmatidagi saymonlarni setib berishning ma'qullanganligini uqtirdi. Bayonotda setishning Osiyodagi harbiy tengponliklarga daxl qilmasdan Tayvan'ın özünü qoğdaş iktidarını aşırdığalıqı təkidlendi. Amerika Palatası 1. Ağustos'ta qıbıl qılğan 2019 yıllıq Maliyyə Yili Milli Müdafiye Salahiyyət Qanunu Amerika Qoşma Ştatlarının Tayvan bilen ötküzüldüğən Birləşmə Hərbi Manevrlarının dairesinin kengaytilişini, hərbi və məmuri yuqarı dərəcəlik alaqalarının küçəytilişini məzmun qılğan. Amerika Qoşma Ştatları bir Xitay siyasetine asasən 1979 yılı Tayvan'ın ornığa Xitay Xalq Cumhuriyetini Xitay'nın kanunluq vəkili deyip itiraf kılgan bosumu Tayvan bilen bolğan münasibetlerini gayri resmi yosunda devamlaştırmaqda. Aralının müdafiye işlerini kollab kilovatkan Amerika Qoşma Ştatları her yılı onunğa milyardlarca dollar kımmetide koral setip berirdi. Bugün Xitay dairleri Amerika'nın Tayvan'a F-16 tiplik hərbi aeroplan ve başka hərbi aeroplanlar üçün 330 milyon dolarlık zapas üskünü setişiğe kat'i karşı işkerliklerini bildirip bayanat elan kıldı. Xabarda Xitay Taşqi İşlar Ministerliği bayanatçısı Geng Shuang Beijing'de muhbirlerini kütübeliş yığını ötküzgende Amerika'nın koral setiş kilişimi hakkında Amerika'nın Tayvan'a koral setiş planının kattık bir aram bulduk ve bununla kat'i karşı çıkımız diğerlerini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki haberimizi görüşürüz, şəhslərini Cənabı Allah tapşırmız. Şuna kılıp programın ahırda ekran arxısındaki barlı xizmət aşırmağa köptün köp rahmet etimin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.